Herkese selamlar. PHP eğitim setimizin 25. dersiyle birlikteyiz. Bu derste function'ları göreceğiz. Fonksiyonlar. Function'lar nasıl yazılır? İlk önce onu göstereyim. Ondan sonra function'ları anlatmaya başlayalım. Fonksiyonlar function anahtar sözcüğüyle tanımlanırlar. Daha sonra bir fonksiyon ismi veriyoruz. Burası tamamen sizin canınız ne istiyorsa onu ekleyebileceğiniz bir alan. Bu ismi verirken yapacağınız işlemi tanımlamasına dikkat edin. Ya burada saçma sapan isimler verilmemesi gerekiyor. Niçin? Çünkü daha sonra kodlarınıza gelip baktığınızda ya da bir ekip çalışması olduğu zaman arkadaşınız bu fonksiyonun ne işe yaradığını anlamayacaktır. Ve nasıl bir işlev içerisindeyse fonksiyonun ismini o şekilde tanımlamanız gerekir. Türkçe karakter kullanmanız kesinlikle yasak. Türkçe karakter kullanmadan istediğiniz ismi verebilirsiniz. Örneğin işlem diyeceksiniz. O zaman İslam diyeceksiniz. I harfini büyük harfte i yazmayacaksınız. Ya da burada ş harfini kullanmayacaksınız. Bu şekilde İslam diyeceksiniz. Birazdan Türkçe bir isim de verebiliriz. Ama İngilizce bir isim vermeniz daha uygun olacaktır. Peki ben burada echo ile ekrana bir şey bastırmak istediğimi bildiriyorum. Ekrana bir şey bastıracağım. Fakat fonksiyonlar çağrılmadan kullanılamazlar. Fonksiyonların zaten amacı da budur. Programcının yükünü hafifletmek. İhtiyacımız olduğu yerde çekip kullanmak. Yani anlayacağınız eklenti gibi bir şey. Yani siz kendi programınıza eklenti yazıyormuşsunuz gibi düşünün. Buradan fonksiyonu çağırıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Hemen gözlemleyelim bakalım, değişikliğe bakalım. Bakın herhangi bir şey yok. Herhangi bir şey yok. Niçin yok? Çünkü fonksiyonu çağırmadığımız için çalışmadı. Şimdi function'ı kullanmadan önce ben burada bir rengi açayım. Ben tarayıcının temasını koyu yaptığımda şeyi unuttum. Burada kartımız var Bootstrap'ın. Bunu bir açalım. Görünür kılalım. Evet. Bak şöyle yeniden şurayı görünür kıldık. Tamam. Şimdi fonksiyonumuzu çağırıp kullanacağız. Fonksiyonumuzu çağırıp kullanmamız için ismini yazıyorum ve küme parantezlerimi açıp kapatıyorum. Tıpkı fonksiyonumda yaptığım gibi. Burada çağırıyorum ve böylelikle function'ımı artık kullanabilirim. Bakın function'ımı kullandım. Echo ile ekrana bastırması gereken şeyi bastırdı. Burada dikkat etmenizi istediğim bir önemli husus ise burada function ismini verdik ya. Büyük harf küçük harf duyarlılığı yok bunun. Yani burada birebir yapmasanız da olur. Ancak ben bunu önermiyorum. Kesinlikle ismi neyse aynısını yapın. Yani büyük M kullandıysanız burada büyük M, büyük T kullandıysanız büyük T kullanmanız uygun olacaktır. Yine çalışır. Gördüğünüz gibi yine çalıştı. Ancak bunu kesinlikle dediğim gibi önermiyorum. Bizzat fonksiyonun kendisine birebir olarak kullanın. PHP'de fonksiyon isimleri küçük harf büyük harf duyarlı olmayabilir ama siz duyarlıymış gibi davranın. Bu önemli. Şimdi bilgileri bağımsız değişkenler aracılığıyla fonksiyonlara aktarabiliyoruz. Yani biz function'lara istediğimiz kadar argüman ya da parametre dediğimiz değişkenleri verebiliyoruz. Bununla ilgili şöyle bir örnek vereyim. Bakın yine function dedim ve bir isim verdim. Aile isimleri adı altında bir İngilizce fonksiyon ismi verdim. Şimdi bu function'ımın ismini verdikten sonra bakın burada bir değişken oluşturdum. Biz bunlara fonksiyonların içerisindeki bu değişkenlere argüman ya da parametre diyoruz. İstediğiniz gibi düşünebilirsiniz bu kısmı. Ben değişkenleri alıp function'ımın içerisinde kullanabilirim. Ben burada diyorum ki burada isimler verdim. Bakın birden fazla isim verdim. Gelecek buradaki isimi alacak. Örneğin Fehmi'yi alacak buradan. Buraya basacak soyadımla beraber. Yani ikide bir gelip buraya soyadlarını yazmayacağım. Burada o işlemi bana function kendisi yapacak. Echo ile ekrana bastıracak. Gözlemleyelim bakın. Her birini doğru bir şekilde çalıştırdı. Ben buradaki soyadlarını ikide bir gelip tek tek yazmadım. Function benim için bu işlemi yaptı. Bu yüzden function'lar gerçekten kullanışlıdır. Tekrar tekrar bir şeyleri yapmamızı engeller. Tekrar kod tekrarından kaçınmamızı sağlar. Kodları daha kısa ve daha aktif kullanmamızı sağlar. Büyük bir yükü yazılımcının sırtından kaldırır. Burada istediğiniz kadar parametre verebilirsiniz. Yani illaki tek bir parametre vermenize gerek yok. Buradaki bakın değişkeni buradan atıyorum. Fonksiyonun içerisinden atıyorum. Buradan çıkarıyorum. Aslında function'ları bir boru gibi düşünün.
Borunun içerisinden değişkeni atıyorsunuz. Borunun alt kısmından alıyor, işliyor ve geri size bir sonuç döndürüyor. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz function'ları. Peki birden fazla değişken ya da function'ların tanımlamasıyla parametre veya argüman nasıl alabiliriz? İstediğiniz kadar virgülle ayırdıktan sonra istediğiniz kadar değişken alabilirsiniz. Ben yaşı da alayım ya da tarihi alayım. İşte doğum yılınız şu vesaire ya da yaşınız şu. Hemen yaşı aldım ben. O halde yaşla ilgili buraya da eklemeler yapabiliriz. Gördüğünüz üzere sadece fonksiyonunda ilk parametreden sonra ikinci parametreyi gönderiyorum. Buradan ikinci parametreyi alıyor ve kullanıyor. Bakalım doğru bir şekilde çalıştı mı? Evet. Başarılı bir şekilde ikinci parametremizi de çekmemizi sağlıyor. Yani istediğiniz kadar buradan virgülle ayırdıktan sonra parametre girebilirsiniz. Bu size kalmış. Bunu da belirtmiş olduktan sonra PHP'de function'ların bir başka özelliğine geçelim. PHP biraz gevşek hazırlanmış bir dil. Yani gevşek, yani sınırları çok katı değil diğer diller gibi. Örneğin veri türleri için bunu konuştuk. Bakın biz sadece burada dolar, name dedik ama bunun hangi veri türünde, sayısal mı, yoksa string mi, ya da boolean mı, ya da ondalıklı bir sayı mı, bunu belirtmedik. Çünkü gevşek bir şekilde. Yani çok katı kuralları yok. Bu da veri türü hatalarına neden olabilir. Örneğin siz burada matematiksel bir işlem yapacaksınız function'ın içerisinde. Fakat string bir değer gönderdiniz. Anlıyor musunuz? Böyle bir karışıklığa neden olabilir. Tabii büyük projelerle. Fakat PHP 7 bunu düzeltti. PHP 7 sürümüyle beraber bu soruna bir çözüm sunuldu ve dedi ki siz katı veri türü bildirimi yapabilirsiniz. Yani diyor ki sen katı bir türde veri türünü bildirirsin, o veri türüyle çalışırsın. Şimdi C ile Java ile ya da farklı C tabanlı bir yazılım diline hakimseniz, alışmışsanız eğer burası size garip geliyordur PHP'de. Çünkü siz başka bir dilde olsaydı siz muhtemelen şuraya şunu diyecektiniz. Buradaki name bir integer ya da ne diyecektiniz? String diyecektiniz. Şuradaki yaşa ise integer diyecektiniz. Yani C tabanlı bir dile alışmışsanız burada veri türü bildirimini yapmak zorunda olduğunuzu bilirdiniz. Çünkü burada name'in bir string türü, bir metin olduğunu, metinsel ifade olduğunu, buradaki yaşın bir rakam, bir sayı olduğunu belirtmeniz gerektiğini bilirdiniz. Fakat PHP'de bu yok ama PHP 7 bunu düzeltti. PHP 7 dedi ki kardeş artık bunu katı bir şekilde yazabilirsin. Hemen ona örnek vereyim. Bakın burada sum Türkçe toplama anlamına geliyor. Toplama diye bir function oluşturdum ve içerisine iki tane parametre attım ki iki tane parametreyi toplamasını istiyorum ve ekrana basmasını isteyeceğim. Fakat ben bunlara tür bildirimi yaptım. Dedim ki bu integer. Bu da integer. Yani ikisi de tam sayı. Tamam geldim. Function'ımı çağırıyorum. Burada 12 sayısını gönderdim. Ama burada string gönderdim. Metinsel bir ifade gönderdim. Bakalım bize nasıl bir sonuç çevirecek. Bakın bize bir uyarı verdi. A non-well-formed numeric value. Diyor ki bu iyi bir biçimde biçimlendirilmiş iyi bir sayısal veri türü örneği değil. Yani sen burada bir gariplik yaptın. Bakın ama 19'u verdi. Bakın 19'u verdi. Şimdi burada uyarıyı bana veriyor. Ama PHP'de ben uyarı istemiyorum. Çünkü zaten biz hatamızı kendimiz bulacağız. Buradaki uyarıyı istemiyorum diyorum. O halde ben bunu PHP 5.6 sürümü için yapmıştım. Bakın burada sağda gelip WAMP server'a tıklıyorum. PHP'ye geliyorum. Ben versiyon 5.6'da yapmıştım ama 7.1.9'da yapmamıştım. 7.1 versiyonu için PHP ini açıyorum. Tıklıyorum. Açtı benim için. Burada error reporting'i arayacağım. Bakın error reporting'i aldım. Diyor ki şunu ekle. Ben uyarıları istemiyorum diye. Evet bakın geliyorum. Bunun yanına hemen kopyalıyorum. Burada V işareti. Şurada dalgalı işaret. And notice. Yani uyarıyı da kapat. Bu raporu istemiyorum diyorum. Çünkü program yazarken ekranımda bunu görmek istemiyorum uyarıyı. Bu yüzden bunu bu şekilde değiştirin. Ya da istemiyorsanız eğer uyarıları görmek istiyorsanız nerede hata yaptığınızla ilgili yani hata değil de uyarılar diyelim. Çünkü bu bir hata değil. Bu bir uyarı. Hemen burayı kapatıyorum artık. Gelip WAMP server'ımı yeniden başlatıyorum. Bütün servisleri yeniden başlat diyorum.
Şuranın yeşil, WAM server'ın yeşile dönmesini bekliyorum. Uygun. Sayfayı yenilediğimde bakın uyarı gitti. Şimdi buranın 19 olduğuna dikkat edin. Niye 19? Halbuki bu bir tam sayı iken burası bir string, metinsel bir ifade. Bu olmaması gerek. Bakın buradaki string'i bir, şuradaki 7'den dolayı nümerik, sayısal bir değer olarak algıladı ve o şekilde toplamayı yaptı. İşte burada bir tür karışıklığı var. Bu olmamalı kesinlikle. Bu yüzden bizim buna bir çözüm bulmamız lazım. Geliyoruz PHP'yi kodlayacağımız yerin, hatta sayfanın en başı diyelim şu şekilde. Sayfanın en başına. Sayfanızın en başına, PHP kodlayacağınız sayfanın en başına diyorsunuz ki strict. Strict ne demek İngilizce'de? Katı, sert, müsamahasız, hoşgörüsüz. Yani ben burada ne yapmış oluyorum? Diyorum ki türlerimi artık müsamaha gösterme. Türlerimi kesinlikle ayırt et diyorum. Bunu ekledikten sonra strict alt tire, yani underscore types eşit 1 dedikten sonra bakalım bu sefer aynı işlem için nasıl bir şey bana döndürecek. Bakın ölümcül bir hata döndürdü. Fatal error. Burada diyor ki tür hatası diyor. Burada bize açıklıyor. Bakın integer ve string. Bir tanesi string, bir tanesi integer. Fakat ben sayısal bir işlem yapmaya çalıştım. Bu yüzden beni uyarıyor ve diyor ki türüne dikkat et, ne yaptığına dikkat et diyor. Ben de diyorum ki tamam. Artık şurayı da düzelteceğim diyorum. O da tamam, eğer düzeltirsen hata vermem diyor. Evet. Bu şekilde doğru bir şekilde çalıştı. Yani anlayacağınız, burada artık sert kuralların olması gerektiğini biz söylemek istiyorsanız burada şu kodu yazacaksınız en başa. Yani bir deklarasyon işlemi yapacaksınız. Diyeceksiniz ki türler konusunda sert davran, katı ol. PHP her ne kadar yumuşak da olsa, esnek de olsa artık bu esneklikte türlerde istemiyorum diyorsunuz. Ve ona göre kodlama yapıyorsunuz. Ona göre hatanızı alıyorsunuz. Bu katı modda çalışmanız daha iyi olacaktır. Tür hataları yapmamanız için büyük projeler. Bu da PHP 7 ile gelen yeniliklerden biriydi. Şimdi fonksiyonlarda varsayılan parametreler vardır. Bu çok işimizi kolaylaştırır. Hemen bunun için bir örnek vereceğim size. Şu kısmı yoruma aldım. Bakın ben genişlik ayarla diye bir function ismi atadım. Ve bu function'da bir integer, yani tam sayı değerinden bir değişken, bir parametre aldım. Bu parametreye varsayılan default bir değer verdim. Dedim ki bu 250'ye eşitle. Ne demek bu? Eğer diyorum şurada function'ı kullanırken, çağırırken içine herhangi bir şey yazmazsam, herhangi bir parametre göndermezsem sen benim varsayılan olarak atadığım 250'yi kullan. Bakalım öyle mi yapacak? Eğer ben bir değer atarsam o değeri verecek. Bakın 400, 700, 19 ve 80'i atadım. Bu değerleri alacağım. Ama ikincisinde bu değeri almayacağım. İkincisinde hiçbir değer girmediğim zaman 250'yi verecek. Gözlemleyelim. Bakın 400, 250, 700, 19, 80. Bakın ikincisinde 250. Kafanızda canlanmamış olabilir. Nasıl yapacağınızı anlamamış olabilirsiniz. Ama şu şekilde yapacağız. Bir resim boyutlandırma yaptığınızı düşünün. Admin panelindesiniz ve resim boyutlandıracaksınız. Resmin genişliği ve yüksekliğiyle oynamak istiyorsunuz. Admin panelinde bu resim ayarlamayla ilgili bir kısmınız olduğunu düşünelim. Hemen şöyle çizeyim istiyorsanız Paint'te hızlıca. Bakın bu şekilde iki tane bir formunuz olduğunu düşünün. Şu şekilde bir formunuz var admin panelinde. Siz bir resmin, şurada bir resim olduğunu düşünün. Bu resmin sitede yayınlanırken en ve boy oranını ayarlamak istediğinizi düşünün. Burada sadece eni ya da boyu girdiğinizde ya da sadece eni girmek istiyorsunuz ya da sadece boyu girmek istiyorsunuz ya da ikisini girmediğinizde tıklaya tıkladığınızda otomatikmen sizin için 600'e 500, yani genişliği 600, yüksekliği 500 olan bir boyutlandırma yapmasını istiyorsunuz. O halde geleceksiniz, burada bir function örneğini yapacaksınız, diyeceksiniz ki bakın şurada Visual Studio Code'da ben iki tane parametre aldım function'ımın içerisinde. Çünkü bir ayarlama yapacağım, resim ayarlaması yapacağım. Bunun hem genişliğini hem yüksekliğini ayarlayacağım. Bu yüzden
İngilizce genişlik ve yükseklik anlamına gelen bu değişken isimlerini verdim. Ve diyorum ki eğer ben hiçbir şey tanımlamazsam biri 600, biri 500'e eşit olsun. Default. Yani eğer ben bu butona şu iki input'a herhangi bir şey girmeden tıklarsam otomatikman genişliğini 600, yüksekliğini 500 olarak ayarla demiş olacağım. Bu yüzden bakın görüyor musunuz? Default olarak tanımlamamız ne kadar önemli. İkisini güncelliyor. Şimdi ben sadece eni girdim diyelim. Eni 700 girdim buraya ve tıkladım. Bakın boya hiçbir şey girmedim. Boya hiçbir şey girmediğim için buradaki min width bakın 700 şöyle diyelim. Şurada göstereyim bakın. Ben ilk parametreye 700 girdim. İkinci parametreye hiçbir şey girmedim. Nasıl bir şey olacak? Hemen şöyle göstereyim ben size. Sadece ben ilk input'ta 700'ü girdim. Şuraya 700 girdim. Şuraya hiçbir şey girmedim. Şunun gibi. Ya da ben her ikisini girmek istiyorum. Ben hiçbirine girmek istemiyorum. Ne en ne boyu girmek istiyorum. Bakalım bana nasıl bir sonuç verecek. Bakın genişlik 700, yükseklik 500. Halbuki ben burada yüksekliğe 500 demedim. Nereden aldı onu? Ben burada default bir değer verdim ya. Eğer hiçbir şey girmezsen buraya 500 al. Eğer genişliğe ve yüksekliğe bir değer atamışsam 600 ile 500'ü görmezden gel. Şurada verdiğim yeni değerleri ata. Bakın 800 ile 300 yeni değerleri verdi. Hiçbir şey atamadığımda ise default değer olan 600 ile 500'ü ekrana yazdırdı. Yani resmin pikselleriyle rahatlıkla bir function sayesinde gördüğünüz gibi oynadık ve istediğimiz bir değer yoksa eğer formu boş göndereceksek şuraya tıkla diyeceksek bize 600'e 500 default değerini verecek. Eğer bir şeyler girersem her iki input'a 800 ile 300 girersem yani şuraya 800 şuraya 300 girersem ona göre bir ayarlama yapacak. Eğer ikisine de bir şey girmezsem default olan 600'e 500'ü ayarlayıp bana verecek. Ya tabi burada işlemler yapacaksınız resmin boyutuyla ilgili. O şekilde geri dönüşü sağlayacak. Burada sadece ben basit bir örnekle size bunun parametrelere default olan, varsayılan olarak bir değer nasıl atanır onu göstermeye çalışıyorum. Onun mantığını anlatmaya çalışıyorum. Bu şekilde bir resim boyutlandırma işlemi içinde kullanabilirdiniz. Yani kafanıza canlansın diye gerçek site deneyiminde bunu nerede kullanırız, nasıl işimize yarar onu anlamanız için büyük bir nimet o yüzden. Şimdi ben dikkat etseniz sağa sola çeviriyorum kodları. Ben bunu sevmiyorum. Ben bu yüzden şurada file, burada settings'e gidiyorum. Wrap olayını bul bana diyorum. Word wrap görüyor musunuz? Onu 10 yapacağım. Şöyle kapatıp tekrardan açalım Visual Studio Code'u. Değişikliklerimiz tekrar aktif olsun. Evet, güzel. Şuradan tekrar Go Live deyip Live Server'ımı çalıştırıyorum. Bakın şurada şuna da dikkat etmenizi istiyorum. Biz şurada Localhost yazıyoruz ya. Localhost'un IP numarası olarak da 127.0.0.1 olduğunu bilin. Yani bu Localhost demek. Biliyorsunuz buradaki tüm domain isimleri aslında bir IP numarasıdır. Burada sadece insanlar anlasın diye isime çevirmişler. Domain olayı aslında bu. 5500 portunda çalışıyoruz. Söylemiştim bunu. Evet. Gördüğünüz gibi şurada yer olmayınca bir alt satıra indirip devam etti. Çünkü sağa doğru geçirmek sıkıntılı. Tabii burada ben Punto'yu 32 Punto yaptığım için siz mobilden de dersleri takip edebilin diye. Yoksa ben bu kadar yüksek Punto'da çalışmayacağım için o kadar sağa doğru kaymayacaktır. Fonksiyonların bir diğer özelliği ise ben burada size başlangıç için echo'yu burada yazdım ama echo'yu burada yazmamalısınız. Eğer sadece function'ınız bir ekrana mesaj verme amaçlıysa tamam. Echo'yu burada yapabilirsiniz. Ekrana bir şey burada bastırabilirsiniz. Ne demek istiyorum? Yani burada ekrana bir şey bastıracaksanız tamam okey. Bunu kullanın. Sıkıntı yok. Ekrana bir mesaj vermek istiyorsunuz. Ekranın bir mesaj vermek için böyle bir function yazabilirsiniz. Ancak echo'nun burada olması kesinlikle ama kesinlikle sadece mesaj vermiyorsanız yanlış bir kullanımdır. Niye yanlış kullanımdır? Bir örnek yazıp anlatayım.
Burada bir function oluşturdum. Toplama adında bir isim verdim. Burada iki tane integer, tam sayı alacağımı söyledim. Bunlardan biri x, biri y parametresi. X ve y parametresini burada toplayıp z diye bir değişkene atadım. Ve ben diyorum ki bu z değişkeni return et, geri döndür. Function amacına ulaştı. Buradaki amacımız z değişkenini elde etmekti. Z değişkenini geri gönder. Tamam. Artık ben z değişkenini geri aldığıma göre istediğim gibi kullanabilirim. Bakın echo'yu burada kullanmamız çok çok daha mantıklıdır. Geliyorum diyorum ki şuradaki işlemi yaptığımızı söylüyorum. Şöyle bir string yazıyorum. Burada toplama işlemi. Artık ben burada function'ımı çağırıyorum. Diyorum ki 7 ve 12 sayılarını at içerisine. Burada onları topla. Topladığın değeri z değişkenine ata ve onu bana geri döndür. Bana geri göndereceği sayı 7 ile 12'yi topladığı sayı return edecek. Ekrana bakalım. Gördünüz mü 19. 7 ile 12 bana 19 olarak toplayıp geri bir şekilde verme. Şimdi şöyle düşüneceksiniz. Ya diyeceksiniz ki hocam şimdi ben echo'yu burada niye kullanmayayım? Şimdi echo'yu orada kullanmanızın ne gibi bir zararı olur onu söyleyeyim. Bakın ben burada toplama işlemi yapıyorum. Yani bu function'ın amacı toplama işlemi yapmak. Ancak ben kısa yoldan bana bu toplama işlemi yapan bu arkadaşın görevini alıyorum. Burada bir çarpma işlemiyle kullanmak istiyorum. Ya da bir bölme işlemiyle kullanmak istiyorum. Ya da bir daha karmaşık bir matematik işleminde kullanmak istiyorum ben bu toplama işlemini. Ben şu anda eğer buraya echo deseydim. Bak şuraya echo deseydim ne olacaktı? Bana şurada 7 ve 4 11'i geri ekrana bastıracaktı. Hiçbir şey geri göndermeyecekti. Burası öylece kalacaktı. Burası garip olacaktı. Gözlemleyelim. Bakın dikkat edin. Dikkat edin. 19'u ekrana bastırdı. Niye? 7 ile 12'yi getirdi şuraya. Şurada ekrana bastırdı. Artık burada ekrana bastıracak bir şey yok. Çünkü bir şey return edemedi. Şurada bakın şurası bomboş kaldı. O yüzden burada hiçbir şey yazdırmadı. 7 artı 12'nin yanına hiçbir şey yazdırmadı. Hatta şöyle göstereyim size. Daha net görebilmeniz için. Break ile bir alt satıra inse. Gördünüz mü? 19'u yazdı. Çünkü geldim. Şurada sum 7'ye 12 geldi burada. 7 ile 12. Tamam ekrana yazdırdı burada 19'u. Ama daha sonra buraya bir şey döndürmediği için burada boş bir ekran. Bakın eşittir boş. Sonra 11. Neden 11? 7 ile 4'ü topladı burada. Yine bir 11 işlemini burada verdi. Daha sonra 8 çarpı 11'i 0 dedi. Çünkü burada herhangi bir şey return etmediği için düzgün bir çalışma sistemi elde edemedik. Halbuki return olsaydı avantajı ne olacaktı? Ben burada sadece toplama amaçlı kullanıyorum ya. Tamam burada toplama amaçlı kullandım. Sonra geldim. Burada da toplama amaçlı bana bir sayı döndürecek. 7 artı 4 11 diyecek. 11'i getirecek buraya. Yani burası artık 11 olacak. Sonra 11 ile 8'i çarpıp bana 88 sonucunu verecek. Yani sadece bu toplama işlemini toplama için kullanmamış olacağım. Başka işlemlerde de kullanacağım için return, geri döndürme işlemini yapmak zorundayım. Bakın 88. Gördünüz mü? 88'i nasıl elde ettik biz? Geldik dedik ki tamam burada toplamayı veriyoruz burada ama burada toplamayı bu toplama fonksiyonunun, bu fonksiyonun amacı toplama ya. Toplama yaptıktan sonra bir çarpma işlemine de tabi tutacağım. Ya da herhangi bir matematiksel işlem, ne bileyim logaritmaya, integrale, türeve her şeye uygulayabilirsiniz. Yani burada bu function'ın amacı toplama yapıp topladığı sonucu bana geri göndermek olmalı. Function'ların amacı budur. Bu yüzden function'ların içerisinde echo yazmak tamamen function'ı kullanamama demek olur. İyi kullanamama demek olur. Function'ın amacını ıskalamak demek olur. Biz echo ile dışarıda bunu yapacağız. Fonksiyonlardan istediğimiz işlemi yaptıracağız fonksiyonlara. Belki fonksiyona farklı farklı işlemlere tabi tutturacağımız için burada içeride echo demeyeceğiz. Dışarıda ona yaptırmak istediğimiz işlemi yaptırdıktan sonra echo diyeceğiz. Bu kısmı unutmayın. Yani burada bakın çarpma yaptım. Belki çıkarma işlemi yapacaktım. İzleyin. Bakın burada 65 ile 5'i burada buna toplatacak. 70 sayısını bize verecek. 70'i alacağım. Burada 100 ile çıkaracağım. Bakın 30. Halbuki burada echo olsaydı
Ben burada sadece toplama işlemi yaptırabilirdim. 65 ile 5'i toplayacaktı, 70 diyecekti. Eko ile şurada ekrana 70 yazdıracaktı. Ben nasıl farklı bir işlem yapacağım? Sadece toplama işlemi yapmak istemiyorum. Başka işlemler de yapmak istiyorum. Şimdi anlatacağım bu örnek ise size niçin echo kullanmamamız gerektiğini, return kullanmamız gerektiğini daha iyi bir örnek olacak. Şimdi de çarpma işlemi yapan bir function yapacağım. Bakın multi adında bir function yazdık ve bunu iki değişken, iki parametre aldık ve bunları çarpıp return ile geri gönderdik. Şimdi bakın ben burada şu 8 gördüğünüz yeri şurayı siliyorum bakın. Dikkat edin buraya. Ben toplama işlemi yaptım burada. Şurada da çarpma işlemi yaptım. Yani anlayacağınız echo benim işimi bozar. Ben burada hem toplama hem çarpma işlemi yapmak istiyorum. Ne yapmak istiyorum? Bakın şurada 7 ile 4'ü topladım ya 11. Ben burada geliyorum diyorum ki multi. Bu sefer de multi fonksiyonuna gönder bunları diyorum. Bakın multi'ye gönder. 2 değer gönderiyorum. 9 diyorum virgül. Bir de sum fonksiyonunda toplattığım şu iki değeri gönderiyorum. Şu iki değeri sum'da toplattım. Bu bize bir değer döndürdü. Aslında 11'i döndürdü şöyle. Sonra 9,11 diyerek iki tane virgülle iki parametre göndermişim gibi bu sefer çarpma işlemi yaptıracağım. Anladınız mı? Şurayı sileyim. Neyse burası kalsın. Sıkıntı değil. Şimdi bakalım nasıl bir değişiklik oldu. Bakın 99 dedi. Niye 99 dedi? Aslında sebebi net. Diyorum ki toplamayı yap. Şu fonksiyonda bana değeri geri döndür. Ben bu değerle başka bir fonksiyonda başka bir işlem yapacağım diyorum. Anlıyor musunuz? Eğer buraya echo yazmış olsaydım. Burada değer alamayıp başka bir fonksiyonda yine bunu işleme sokamayacaktım. Bu yüzden dediğimiz gibi return kesinlikle kullanılması gerekir. Echo yerine. Evet echo'yu dışarıda kullanacağız. Olay bu şekilde. Geriye döndürme için return'ı kullandığımızı söyledik. Zaten İngilizce'de geriye dönmek anlamına gelir. Veri içinde tür tanımlaması yapabiliyoruz. Bakın return. Bu veri türünün nasıl dönmesi gerektiğini ona anlatabiliriz. Ben burada hemen bir örnek yapayım hızlıca. Bakın ben burada toplama içerisinde 1.7. Aslında nokta dememizin amacı PHP'de nokta neydi? Aslında virgül demekti. Doğru muyum? 1 virgül aslında 7 demiş oluyorum burada. Şurada da 5 virgül 2 demiş oluyorum. Aslında 5.2 diyerek. Yani ondalıkla 2 tane sayı aldım. Parametreleri biliyorsunuz virgülle ayırıyorduk. Function'larda. 2 tane parametre gönderdim. X ve Y adında 2 tane parametre gönderdim. Dedim ki bunları topla ve bana geri olarak sonucu döndür diyorum. Ama nasıl bir sonuç döndür? Bana hangi veri türünde döndür diyorum. Bakın burada küme parantezini kapattıktan sonra iki nokta bırakıyorsunuz. Ve burada türün ismini belirtiyorsunuz. Bana float olarak yani ondalıklı. Float ondalıklı sayı demek. Geçen derslerde size bunları anlattım. Float ondalıklı sayı demek bize ondalıklı sayı olarak geri döndür. 1.7 ile 5.2'yi toplayacak. Bizi 6.9 olarak geri döndürecek. Ancak siz float şurada ondalıklı iki sayıyı gönderdiniz. Ancak siz geriye döndürüldüğünde ondalıklı bir sayı istemiyor olabilirsiniz. Bana kardeşim ondalıklı kısmını ilgilenmiyorum. Bana tam sayı ver diyebilirdiniz. O halde burayı integer yapabilirdiniz. Dikkat! Burasının integer yapmak istiyorsanız gelip bu veri türünü de integer'a çevirmeniz gerekir. Tür dönüşümünü yapmanız gerekir. Hatta burada z'e gerek yok. Zaten işlemimiz basit bir işlem olduğu için z değişkenine gerek yok. Bakın return integer'a dönüştürüp bize tam sayı olarak verecek. O halde ne bekliyorum? 6 vermesini bekliyorum. Bakın 6.9'du. Fakat ondalıklı değil tam sayı olarak istediğimizi belirtiyoruz. O halde şuraya integer yazacağım. Şurada da tür dönüşümünü yapmam gerekiyor. Ne olur ne olmaz işimizi şansa bırakmamak için. Son olarak fonksiyonlarda bir özelliği daha verip dersimizi sonlandıracağım. Hemen örneğimi yazıp anlatmaya başlayayım. Şimdi dikkat edin. MyNumber diye bir değişken oluşturdum ve ona 14 değerini atadım. Sonra dedim ki bu 14 değerini şu ekle Türkçe'de isim verelim dedim. Ama Türkçe karakter kullanmadan.
Değişkenimi aldım. Eklef fonksiyonunun içerisindeki boruya attım. Şöyle göstereyim ben size. Bakın şuradan 14 sayısını attım. Burası function. Fonksiyonum içeride bir işlem yapacak. Ne işlem yapıyor? Diyorum ki buradan aldın. Bakın şuradaki gönderdiğim değişken ismiyle şu aynı olmak zorunda değil. Burada ben bağımsız bir değişken oluşturuyorum. Ama 14 artık value'nun değeri oluyor. Çünkü ekle fonksiyonunun içerisine attım. O buradan 14'ü aldı. 14'te 5 ekledi ve tekrardan geri döndürecek mi? Hayır, çünkü return ifadesi yok. Gördüğünüz gibi return yapmadım. Bir şey geri döndürmeyecek. O halde fonksiyonum çalışmadan 14'ü ekrana bastıracak. Bakın 14'ü ekrana bastırdı. Ancak PHP diyor ki benim şöyle bir özelliğim var diyor. Shift 6'ya basın. Diyor ki İngilizce'deki şu V işaretini buraya yazarsan diyor. Ben buradaki işlemi myNumber'a uygulayıp öyle myNumber'ı değiştirdikten sonra sana geri veririm diyor. O halde myNumber'ı değiştirecek. Gelecek şurada myNumber'ı içerisine attık 14'ü. Geliyor bakıyor şuradaki V işaretini görüyor İngilizce'deki. 14'ü buraya alıyor. 14'e 5 ekleyip geri gönderiyor. Artık myNumber'ın yeni değeri 19 oluyor. Bakın 19. Bunu şuradaki V işaretiyle sağlıyorsunuz. Yani ne yapıyor? Geliyor burada 14 artı 5 işlemini uygulattırıyorum ben burada fonksiyona. Fonksiyon çalıştı. Artık çıktı veriyor. Geriye şuradan 19'u veriyor. Evet. Fonksiyonlarımızı bir boru olarak düşünün. İçerisinde işlemler yapılıyor. Parametre gönderiyorsunuz yukarıdan. Borunun içerisine parametre gönderiyorsunuz. Burada işleniyor ve size return olarak bir çıktı veriyor. Fonksiyonların çalışma mantığı bu şekildedir. Evet, önümüzdeki ders array'lerle devam edeceğiz.